Kahta Sefarikespor eski başkanı, iş insanı Musa Yıldırım, Kahta Belediye Başkanlığı aday adaylığı müracaatında bulundu. Kahta Sefarikespor eski başkanı, iş insanı Musa Yıldırım, Kahta Belediye Başkanlığı aday adaylığına müracaat etti. Yakın akraba ve dostlarıyla birlikte AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı'na gelerek müracaatını AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'ya teslim etti. Açıklamada bulunan Musa Yıldırım, ilçemiz Kahta'nın mevcut potansiyelini açığa çıkarmak, yeni atılım, yatırım ve istihdam alanları oluşturup ekonomik olarak canlandırmak, imar ve altyapı sorunlarının çözüleceği, sosyo-kültürel mekanların inşa edildiği, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin aktif bir şekilde yerel yönetimlerde temsil edildiği bir belediyecilik için bilgimle, tecrübemle ve ekibimle ilçemize katkım olacağını düşündüğüm için AK Parti'den Kahta Belediye Başkanlığı'na talip olduğumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Ülkemizin en güzel coğrafyasına, tarihi mekanlarına ve kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan ilçemiz Kahta, yerel yönetimde adaletli, liyakatli ve vizyoner yöneticilerin çalışmalarıyla hak ettiği seviyeye geleceğine inanıyorum. Kahtamızın sorunlarını biliyoruz, yeni projeler geliştirip ilçemiz için kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Kahtamızın ihtiyaçlarını gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemlerle şehir planlamayı, altyapı ve ulaşımı, kentsel dönüşüm projelerini, benzersiz şehirler hedefimizi, yeni nesil sosyal belediyecilik anlayışımızı, tasarruf ve şeffaflıkla, liyakatli kadrolarla, ortak akılla ve halkımızla birlikte yöneterek Allah'ın izniyle Kahtamızı hep beraber yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin. Vakit Kahtamız için icraat vakti şiarıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum şeklinde konuştu.